Benim bu kardeşlerim de bütün ürünlerin yanına bak şırdan, karın dolması. Evet, şırdan ve mum var. Bir de mum var. Bak bacım, mum var. Tertemiz, bembeyaz. Çok güzel. Ellerine sağlık. Evet arkadaşlar, bugün günlerden çarşamba ve burada kadın emeği pazarı var. Pazara girişte köylü vatandaşlarımızın getirmiş olduğu ürünler var. Şöyle bakalım. Bir tane poşete geçirirsen abla. Geçirdim sen canım sağ olsun abla. Evet, bizim pazarımız Perşembe günü ama şöyle gördüğünüz gibi pazar dışarıda kurulmuş bugün arkadaşlar. Ne kadar dönüyor şu an ya? Şöyle pazarın dört bir tarafında satıcılar var. Ve geldik kadın emeği pazarına. Evet, rengarenk, rengarenk süsler. Çok da güzeller. Evet, el örmeleri. Ellerine sağlık arkadaşım. Teşekkür ederim. Evet, çocuk battaniyeleri. Şallar. Evet, burada da farklı mumluklar var. Çok güzel mumluklar var burada. Valla internet her şeyi gösteriyor. Kapıya gidip böyle diye gitmeme gerek yok. Ahşaptan oyma mumluklar. Bugün Adana'da havalar bulanık. Yağmur bekleniyor. Evet arkadaşlar, ne istersiniz? Bu şey mi? Saç mı? Evet, saç. Saç. Saç ekmeği. Evet, burada her şey var. Pardon. Zeytinler, zeytinler, siyahı, yeşili, peynirler, otlusu, otsuzu, kır yumurtası. Benim en sevdiğim bölüme. Evet arkadaşlar, ben buraya bugün sıkma yemeğe geldim. Çok güzel dev börekler var. Ve benim geldim ben Hataylı kardeşime. Hoş bulduk. Evet. Ben buraya geldiğim zaman bu Hataylı kardeşimden yerim sıkmama böreğimi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk canım. Evet. Çeşit çeşit turşular, zeytinler de getirmiş. Evet arkadaşlar, burada hazır sarımsaklı köfte yapmak için güzelce yapılmış, haşlanmış ve konmuş. Tabi yarım haşlama. Burada içli köfte var. Burada adet 25 TL. Benim bu Hataylı arkadaşım çok güzel turşular yapmış. Evet, sarma ve katmer böreği. Yağsız. Kendine. Yanında içecek bir şey var. Ayran var, çay var. Evet, buradan da oğluma balık ekmek alıyordum. Ne kadar bunun kilosu? 100 lira. 100 TL. Evet, kuru incir. Bu
Nar ekşisi. Nar ekşisinin kilosu da 100 lira. Üzüm pekmesinin kilosu da 100 lira. Salçalar? Salçalar, domates salçası 150, biber salçası 250. Evet. Kabak salçası var. Kabak reçeli, incir reçeli ve incir reçeli. Bu mazak arkadaşlar. Bu inciri olmadan önceki hali. Ne kadar incir tatlısı? 200 lira. Bu 200 lira mı? Evet. 200 TL. Ablacığım açık da var istersen. Evet, çökelek var burada. Ne olduğunu anlayamamıştım. O da can erik. Can erik. Evet, burada tarhanalar var. Kuru naneler. Yani el emeği olur da pasta, kek olmadan olur mu? Olmaz. Kadın mutfağa girince her şeyi yapar. Evet, burada da mezeler var burada. Allah, bu tezgahta benden başka her şey var. Ben de burada olduğuma göre ben de varım. Evet. O zaman sizi de çekeceğiz. Tezgahın arkasına alalım. Maşallah. Oo. Çeşit çeşit kabaklar. Oy. Çok güzel duruyor. Her şey gerçekten çok güzel. Bunlar marketlerde bulamayacağımız ürünler arkadaşlar. Hepsi katkısız, gerçek ev yapımı. Bak. Oh, güzelim benim. Çarşamba günü bekleriz. Gelirim canımın içi. Bir şeye ihtiyacım olduğu zaman da sana gelirim. Beklerim, buyurun. Arkadaşlar, burada kadın emeği derken tabii kadının arkasında mı, yanında, arkasında değil, yanında mutlaka bir erkek de olmalı. Gücüdür. Biz onların arkasında olduğumuz gibi değil mi? Ha, hayat birlikteyken güzel. Allah birliğinizi bozmasın. Sağ ol canım. Teşekkür ederiz. Burada ekmeklerimiz var. Yedin mi abi? Peynirimiz var. Hatay yöresel köy ürünleriymiş arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel peynirler var. Ve en güzel tarafı da saygıyla karşılıyorum bunu. Üzerine sinek konmaması için hep cibindirik sermişler. Buradaki ürünlerin üzerine sinek gelemiyor. Dün meşguldü. Yani gerçekten kutluyorum arkadaşım sizi. Gerçekten. Hijyen her nerede olursa olsun çok önemli. Evet. Yok, ben haber vermek istiyorum. Açmıyor telefonu. Dur bir arayayım. Aynen evet, yine bayan arkadaşımın kendi elleriyle yapmış olduğu bu Adana'nın yüzük çorbası, mantı, erişte, tarhana. Bunu sen mi yapıyorsun? Evet. Neredesin sen? Kayseri Çerkez'im. Evet, Kayseri'ymiş kardeşim. Ve evet, Adana'da evet, Adanalılar erişte bilmez. Şöyle bakın, renkli yapmış, sadesini yapmış. Çok güzel şeyler yapmış kardeşim. Gerçekten emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Kim? Bu kardeşimiz de yine marifetini döktürmüş. Buraya çeşit çeşit kurabiyeler yapmış. Hemen ve biberli ekmek yapmış. Bütün bunların yanında bir de burma tatlı yapmış arkadaşlar. Buyurun. Burada
patlıcanlar, biberler boy gösteriyor. Sen nerelisin ablacığım? Hatay standı. Hatay. Hatay ürünleri, hoş geldiniz. Hatay. Hatay. Evet. Yüzünden belli. Ben Hataylılara bakayım, bilirim Hataylı olduğunu. Siz nerelisiniz? Ben Adana'lıyım. Bu da benim abim. Aslaman'da. Aslaman'da, Suvedi'ye. Suvedi'ye. Sen... Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bu da bu bayan kardeşimizin tezgahı. O da evde yapmış. Her şey organik arkadaşlar. Bu ürünlerde katkı maddesi bulunmaz. Kendi evinde kuruttuğu, yaptığı, çektiği, pişirdiği ürünler. Emeğine sağlık kardeşim. Bu saç mı, tandır mı? Bu saç, bu tandır. Bunlar ne kadar? 12,5. Evet, saç 10, tandır 12,5 TL. Evet. Evet, burada da turunç reçeli var. 75 yapıyorum. Bu kardeşim 70. Reçelleri yan yana dizmiş. Tamam. Patlıcan reçeli. Bunu patlıcan. Evet, burada da bir arkadaşımız da lokma döküyor. Dizilmiş. Bu kardeşimiz de yine aynı şekilde tencerelerini dizmiş. Burada karın var. Abim buradan yemiş. Evet, un var. Burada da böyle kaynıyor zaten. Pişen mumbarlar sürekli taze pişiyor. Evet, sürekli taze taze pişiriyor kardeşim. Kalın mumbar isteyene kalın da var. Diğerinde ne var? Diğer tencerede. Kelle paça. Orada da kelle paça. Ayak, kelle ayak paça. Emeğine sağlık kardeşim. 40 kat da var, göster mi? 40 kat? Ha, 40 kat da var. Çok teşekkür ederim, emeğine sağlık. Evet, bu kardeşimiz de burada kömbeler yapıp satıyor. Hepsi kendi el emeği. Burada da pazarın en güzel yeri. Çiçekler. Çok güzel çiçekler var burada. Oh. Asya alıyorum hocam. Yok, bir şey aldım. Hep hayalimdi. Hayat gezindiren var mı? Ama YouTuber oldum. Yoksa ben de çiçek üretip satmayı çok istiyordum. Tabii yemek bölümünden çıktıktan sonra diğer el sanatları işlenmiş, yapılmış ürünler var. Arkadaşlar eskiden pazarın yemek bölümü bütün şu alanı doldururdu. Fiyatların pahalılığından yemekçiler o kadar azalmış ki diğer esnaflar yemekçilerin boşta kalan yerlerini doldurmuşlar. Yoksa oraya diğer tezgahların konması yasaktı. Burada herkesin kendi yeri var. Ama maalesef yemekçilerin çoğu pazarı terk etmiş. Evet, burada da güzel bir kardeşimiz böyle kendi el emeğiyle yaptı. Evet. Ürünleri pazarlıyor. Ne kadar şık ve şirin şeyler ya. Aman Allah'ım. Oy 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 oy. Evet, pazarın dışı. Biberler. 500 lira.
Yarın pazara gelmeye gerek yok. Millet pazarı kurmuş zaten. Bu ne kadar? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hayırlı işlerin olsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, vallahi narlar çok güzel. Nar ekşisi yapacağım da zamanını bekliyorum. Alayla. Yarın yağmur var. İnsanlar bugün alsınlar ne alacaklarsa. Allah. Her şey var. 4 yol 10 TL. Gel. Gel. 4 yol. Kuzucu köyünde ha. Evet, ıspanak, çekirdeksiz üzüm. Arkadaşlar zeytinimiz bile var. Kaç TL? 70 lira burası. Burada hambeles var. 10 15 lira. Abimle birlikte şöyle Kenan Evren'de yürüyoruz. Gezerken de ben kenara caddeye kurulmuş, cadde kenarına kurulmuş tezgahları çekiyorum arkadaşlar. Maşallah bizim baharatçıda liften tutun kabak lifinden aklınıza ne gelirse var maşallah. Yok. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın ya. Şöyle bakın buradaki köylü kardeşlerimizin getirmiş olduğu ürünler ve ne kadar güzel alışveriş yapılıyor. Bu çok güzel bir şey. Kaldırım salçaları. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Bandırma. Simitçimiz. Evet, baharatçı kardeşimiz. Ablam pazarda yer bulamadın mı sen? Temiz bile var yani. Çil istiyorsanız burada var. Ben bu caddeyi çok seviyorum. Burada yürümek inanılmaz motive ediyor beni. Daha önce bu caddede oturuyordum. Sabah akşam burada yürüyüş yapıyordum ben. Çok özledim.